misafirler şimdi yeni single ile alkışlarınız Göksel için geliyor. Evet efendim, hoş geldiniz. Ay, gördüm. Hoş... Değil mi? Evet, yakalandık ya. Çocukluk fotoğrafı var burada da. Göksel, evet. Biraz sonra her şeyi soracağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yarın 14 Şubat biliyorsunuz. Böyle bir aşk dolu bir günden önce de sizi konuk almak bize mutluluk veriyor. En son şarkınızda da Ben Fena Aşığım. Evet. Değil mi? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Daha çok yeni çıktı. Süper. Yani işte yeni şarkılar çıkarttığım dönemlerde çok heyecanlı oluyorum. Hala oluyor mu mesela? Oluyorum. Çok böyle yıllardır bu işin içindesiniz. Şarkının az çok nasıl bir etki yapacağını biliyor mu insan, yoksa hep bu soru işareti var mı? Yani bence eğer zaten heyecan duymuyorsanız artık yeni bir şey üretememe noktasına gelmişsinizdir. Hep onu düşünüyorum. Şey, 23 yıl önce sizinle buluşan ilk şarkım Sabır'dı. Evet, 23 yıl olmuş, sayması çok zor oluyor. Ondan sonra da düşünmüştüm, acaba ben bundan sonra ne yapabilecek miyim başka bir şarkıda? Derken depresyondayım. Ondan sonra başka bir tane geldi. Ondan sonra başka bir tane geldi. Depresyondayım da var. Hepsi anlatınca ben de hep kendi hayatımla ilgili bu şarkılar nereye denk geliyor oraya bakıyorum. Yani sabır dediniz, sabrettik. Depresyondayım dediniz. Hepimiz depresyona girdik o dönemde. Vallahi nasıl bir etkisi vardı, değil mi? Yani evet, depresyon. Onun çok büyük bir etkisi oldu değil hakikaten. Mi? Yani ben de o şarkı yazarken o kadar büyük bir etki yaratacağının farkında değildim. Depresyonda mıydınız gerçekten o sırada? Ya öyle bir dönem geçirmiştim tabii ki. Ha. Çok iyi bildiğim bir duygu da o sırada biraz eğleniyordum ben. Yani ha, onu böyle kız arkadaşlarıma... Hani saçlarım taradığını dönmüştü. Yani o şarkı sözleri biraz ironik. Ama şarkı çıkınca depresyonda olmadığımı uzun yıllar anlatmak zorunda kaldım. Şu an hala anlatıyorum. Ya şey çok enteresan. Yeni bir belgesel, Taylor Swift'in belgeseli var şu an. Evet. Daha yeni izledim falan. Gerçekten biz işte sanatçılar diyor, hani bir olaylar yaşıyoruz, atıyorum bazen toplum, bütün toplum tarafından bir linç yiyorsun ya da o oluyor bu oluyor, bir iki yıl uzak kalıyorsun, sonra bütün bunları şarkılara dönüştürüp tekrar gelip doğru, tekrar zirveye çıkıyorsun. Yani evet, biraz bu acılardan faydalanma durumu enteresan değil mi? Yani kötü hissediyorsun ama o ileride senin için aslında çok iyi bir şey. Yani acılardan faydalanma değil de yaşadığın şeyi bir şeye dönüştürebilme, yaratıcı bir şeye dönüştürebiliyorsan eğer. Çünkü yani hepimizin hayatında acılar oluyor. Çoğumuz da acılarla baş etmenin başka bir yöntemini buluyoruz. Yani kimimiz başka meslekler yapıyor, herkes, buradaki herkes başka bir meşguliyet buluyor. Yani insan kendini adadığı bir işle bütün acıların üstesinden gelebiliyor. Ha. Zihnini, bedenini adadığı bir işle, keyif alarak yaptığı bir işle. Hayatla mücadele şekli aslında. Evet, kesinlikle öyle. Ve tabii ki biz müzisyenlerin ya da yazarların, şairlerin, sanatçıların bu büyük mesleğimiz de olduğu için çok büyük bir şans. Yani kendi hayatımızda yaşadığımız zorlukların hem bir yandan üstesinden geliyoruz hem de onları bir esere dönüştürmüş oluyoruz. Peki hiç böyle yani çizginizi bozmadınız ya, böyle hep böyle bir kendi içinde hep tutarlı davrandınız kariyerinizde. Niye hiç bozmadınız kendinizi? Tabiatım böyle. Tabiatım böyle. Yani hiç mesela evde falan daha çılgın biri misin? Mesela hani böyle evde bütün enerji boşaltıp dışarıya çıkınca böyle daha sakin biri mi oluyorsunuz? Yok, evde de sakinim aslında. Yani illa hayatta giderli olmak gerekmiyor ya. Yani benim giderli olmak zaten hoşuma giden bir şey değil. He. Tercih ettiğim bir şey değil. İşimle anılmayı tercih ettim. Size normal adlı bir yanlış yapana falan ne yapıyorsunuz? Küfür ediyor musunuz? Tavrımı koyarım. Ufak küfür yani arada bir ağzımdan kaçmış olabilir. Öyle mi? Eskiden hiç kaçmazdı da giderek. Annem şey diyordu, yani böyle bir anneyle büyüyünce öyle oluyor tabii ki. Annemin söylediği en kötü söz. Küstah. Küstah mı? Evet, çok güzel. En fazla öyle söylüyordu. Küstah.
babam da vardı biraz. Var mıydı? Yani galiba çoğumuzun babası birazcık küfrediyor. Evet. Hazır böyle resmi görmüşken evet. Linç Et'e girelim abi. Göksel Linç Et gelsin arkadaşlar. Bu fotoğrafı paylaşmışsınız. Ama çok benziyor şu anki halime yani. Dudaklarına bakın. Şu anki halinize benzemiyor ya. Kombin suratımı aynı işte ben. Ya çok tatlı. Biri aşağı demiş ki tüm o melankolik havalar eski bir aşkla değil korkunç geçen çocuklukla ilgiliymiş. Tövbeler olsun demiş biri. Ama bak fotoğraftaki en güzel şey babamın parmağı. Aa çok tatlı evet. Çünkü niye? Ben o kadar tombulum ki duramıyorum, oturamıyorum. Bir o tarafa devriliyorum, bir bu tarafa. Yanağının götürdüğü yere gidiyorsun böyle. Değişiyorlar, çekemiyorlar. Babam da tutuyor bu kareyi çekebilmek için. Çok güzel yanaklar bu, bayağı tombiş. Bu ne kadarsınız burada? 6 aylık. 6 aylık falan galiba. Evet. Çok ama çok erken konuşmuşum, çok erken yürümüşüm. Ne zaman konuşmuşsunuz? Olabilirim ama. Bilmem 6 ay galiba. 6 ay. Ama annem hep söyleyip duruyor çok erken konuşmaya başlamışım. Bizim şu an 5 ay. Evet bizim... Mırıldanmaya başladı. Kız çocukları biraz daha erken konuşmaya başladı. Daha zeki oluyorlarmış. Erkekler biraz daha böyle yani konuya daha böyle salık oluyor. Kızlar hemen böyle bakıyorlar. Bakışları da daha şey bilinçli yani kızların. Erkek de yani böyle bir değişik. Evet gelsin sıradaki. O ne? Ha. Biz ayağımızı kırınca alçıyı basıp eve yolluyorlar. Sana Transformers ayağı yapmışlar. Ünlülük işte. Çok çok geçmiş geçmiş olsun da var ya, bu iyileşmiştir yani, kesin şu an değil mi? İyileşti de yani, daha yeni burada... iyileşti. Ben bunu boks yapıyorum. Aa, büyük bir zevkle. Öyle mi? İşte enerjimi öyle atıyorum. Ha, anlaşıldı. Ama da atıyorum boks yapıyorum falan diye. Sonra işte tekme atarken bir an bir şey oldu. Futbolcu sakatlı. Aşil tendonum yırtılmış. Allah evet, fena duruyor bir de zor toparlanıyor. Ama üçüncü derece yırtılmış. Bunu verdiler. Ertesi gün de konser var. Ben giderim ya falan dedim. Sahneye çıktım. Ay baktım yok ben ne yaptım falan diyorum. Ve 3 ayı buldu toparlaması. Öyle otura otura şarkı söyledim 3 ay boyunca. Önce anlamadım ben bu fotoğrafı çektirirken. Ay ne olacak canım falan diyorum. Hiçbir şey olmaz. Geçmiş olsun. Gelsin sıradaki. Bir Göksel'in Depresyondayım şarkısı. Bir de Murat Kekin'in Bu Akşam Ölürüm şarkısı. Bizim milletin bir zamanlar intihar sebebiydi. Yeniler bilmez. Evet öyle bir dönem olmuştu. Gerçekten insanlar çok hani bütün ülke dinliyor şarkı. O enteresan psikolojidir değil mi ya? Yani o dönemde şarkıların dinlenme debisi de şimdi mesela her gün yeni bir şarkı dinleniyor. Depresyondayım bir ay, iki ay. Evet. Değil mi? Bütün ülke dinledi yani. Herkes her yerde yani. O sırada tabii böyle daha müzik daha dışarıdaydı. Müzik marketler çalıyordu bangır bangır. Değil mi? İşte mahalledeki evlerde falan. Evet, evler. Hı-hı. Şimdi öyle değil. Yani şimdi sanki biz bize telefonlarımızdan kulaklıkla dinliyoruz daha çok. Daha yani yalnız mı dinleniyor müzik diyorsunuz? Sanki öyleymiş gibi geliyor. Hmm. Yani öyle bangır bangır çok az şarkıyı duyuyoruz. Yani duyuyoruz ama eskisi kadar değil. Mesela evet ben şimdi siz söyleyince dikkatim çekti. Taksim'e çıktığımızda bütün müzik marketlerden her gittiğimiz yerden başka bir şarkı sesi gelirdi. Patlayan şarkı her yerde çalardı. Hani evet. Dükkanlar da kolonları dışarı çevirip böyle çünkü bir... Çünkü müzik market sayısı da azaldı tabii. Evet. Öyle bir ihtiyaç kalmayınca. Bayağı ciddi bir dönem değişimine denk çok gelmek kariyer esasında. Çok büyük bir dönem evet. Değişikliği. Yani... Gelsin sıradaki. Çocukken CZN Burak'a benziyormuş demiş. Sosyal medyada aktif misiniz? Tanır mısınız CZN Burak falan biliyor musunuz? Yok, şey CZN Burak böyle kendi restoranı var. Değişik TikTok'ta özellikle. Instagram'da da böyle değişik videolar çıkıyor. Güler yüzlü bir kardeşimiz. Benzetmişler öyle. Siz sosyal medya... Selamlar olsun Burak. Yani sosyal medyada nasılsınız? Yani genelde işlerimi paylaşıyorum. En fazla Instagram'ı kullanıyorum. Çok çok aktif değilim. Yani bizim çok alışkın olmadığımız bir şey. Biz müziğe başladığımız zamanlarda müzisyenlerin özel hayatlarını falan çok bilmezdik şarkıcıların. Ya bilsek bile az biraz, bugünkü gibi değil. Yüzlerini bile çok iyi bilmediğimiz şarkıcılar vardı. Seslerini bilirdik. Tanıyordum. Öyle bir meslekti yani. Şimdiki gibi değil. Bu çok zor geliyor bana. Hani sürekli kendini göster. Yani işimi yapmaya vakit çalmaya çalışıyorum. Çok güzel. Gelsin sıradaki.
Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüldü, kucaklaşıldı. Eski bayramlara benzemese de bayram sevincindeydi bugün demişsiniz. Biri de pipetle ananas emersen eski bayrama benzemez tabii. Haklı, haklı. Bizim gibi yanık ev baklavası yükleteceğim, bayramın tadını alacaksın demiş. Çok haklı. Yok, onu da yaptım zaten, kardeşlerimle, ailemleydim de. Hı-hı. Yine de yaz tatilindeydik hepimiz. Yaz tatili. Burası hala Tayland mı? Değil. Değil. Bu nerede bu ananas? Burası Göcek. Göcek'te. Ha. Göcek'te ve selfie bu arada. Ha. Ben kendim çektim. Bunu kendiniz mi çektiniz? Kendim çektim. Bir ele daha ihtiyaç var selfie olması için. Yok, 3 saniye ayarlayabiliyorsunuz ya. Ha. Bak, o kadar sosyal medyayla ilgilenmiyorum diyorum ama bunu da yapabiliyor. Bunu biliyor ama fotoğraf çekme hanımlar açısından ayrı bir şey yani, ilgi alanı. Gelsin sıradaki. Göksel'in psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. Yani bu naifliğin altında bir canavar yatıyor bence demiş biri. Şimdi aslında orada çok güzel bir şey vardı Instagram'da. Birisi benim resmimi yapmış elimde tabancayla. Tabanca. Çok hoşuma gitti. Ne diye? Böyle dağıtıyor mu? Hayır. Evinde dağıtıyor. Böyle. Peki şimdi yarın 14 Şubat biliyorsunuz. Sizde de şimdi şarkınız çıktı yeni. Ben Fena Aşığım'ı dinleyeceğiz. Dinlemeden önce sevginiz var mı diye sorduk insanlara. Bakalım 14 Şubat'ta kimler nasıl? Verelim abi. 14 Şubat yaklaşıyor, sevginiz var mı? Çok yanlış bir soru oldu hocam. Hayır, yok. Neden yok? Uzun bir ilişkiden ayrıldım. Bu 14 Şubat'a sevgisiz mi gireceksiniz? Tarihe bakayım. %90 evet. %10 ihtimal kovalıyoruz. Yok abi ya, ne işimiz olur bizim sevgiliyle? Boştan boşuna masraf. Hediyesi var, kolyesi var, saati var. Fuzuli masraf abi ya. Yalnız olduğum için mutluyum abi ya. Yok abi. İşte bu, baksana abi ya. Kim bakar ki bu tipte? Bakanımız yok. Anlamadım gitti, ben de anlamadım valla. 14 Şubat yaklaştı abi. İnsanlar sevgilisine diye bakarken bense hala ne yapabilirim? Hani yalancı sevgili yapabilir miyim diye kendimi kandırıyorum yani, bildiğim bu. Var abi. Mesela şu anki sevgilimle şey olarak tanıştık. İlk başlarda bana abi diyordu. Sonra ben dedim işte abi deme lazım olur. Oldu. Yok maalesef. Doğru aşkı bulamadım. Hiç üzülmüyorum. Çünkü kimse beni hak etmiyor zaten. Abi ben yıkığım ya. Yok sevgilim falan. Maalesef olmuyor. Yıkık olmaya memnunum. Bu 14 Şubat'ta ne yapacaksın? Uyumayı düşünüyorum işte. Uyurum. Sonra kalkıp bir daha uyurum. Sonra? Sonra belki uyurum yine. Hayır, her 14 Şubat'a sevgilisiz girdim. Neden acaba? Çok kriter arıyorum. Yakışıklı da olsun. Üstüne çikolata sosu da olsun. Varla yok arası. Böyle flört milört gibi şeyler çıktığı için günümüzde hep varla yok arası kalıyor. Sonra yok oluyor bir anda. Hayır yok. Ya bakmıyorlar abi ya. Tipe bakıyorlar. İçe bakmıyorlar. Tip yok mu acaba sizde? Yok abi vallahi. Çevrem var diyor ama bakmıyorlar ya vallahi. Hiç sevginiz olmadı mı? Oldu bir kere de. Hepsi abi olmaz abi. Olmadı. Yani abi koyuyor bir yandan ya. İnsanın sevgilisi olmaması yani. Ne bileyim, paylaşamıyorsun bir şey. Yok. Yok. Olmuyor işte. O yüzden bazen de kurcalamamak gerekiyor. Galiba onlar benden kaçıyor deli görünce. Sevgilim yok ama kendi kendime de hediye aldım. Aşk bilekliği, aşk geliyor, bunu takıyorsunuz. Bu iplikler çözüldüğü zaman işte aşk geliyormuş, öyle söylüyorlar. Gelen giden var mı? Yok, gelen giden yok. Kapılar kapalı bizde. Varla yok arası ya. Valla var mı yok mu ben de emin değilim. Hani vardı, şu an yok ama her an olabilir yine. Valla öyle bir şey yani. Evet, çok güzel. Gerçekten enteresan bir gün. Herkese aşkı bulup bulmadığına sorgulatan bir gün. Hani siz ne diyorsunuz? Yani bu kadar güzel şarkıların da sahibisiniz. Yani insanların aşk hakkındaki yorumlara ne diyorsunuz? Sizin yorumunuz ne? Ya ben şimdi bunları izlerken, çünkü başka yaş gruplarından, başka dünyalardan bir sürü insan vardı. Ama herkes aynı şeyleri hissediyor. Onu fark ettim. Yani herkes aslında yalnızlık çekiyor. Tam dengini bulamadığını hissediyor. Yani hani herkes bir yandan sevgilisi olsun istiyor. Kimi belirsizlik içerisinde. Hep bir arayış hali var. Evet, mı? Galiba yine çağımızın yani şu an ilişki kurmanın zor olduğu bir dönemden geçiyoruz bence. Kolay gözüküyor halbuki bir de. Sosyal medyadan ulaşmak falan kolay ama ilişki kurmak zor galiba sonra. Yani. Sadece sevgili olmak değil, arkadaşlıklar bile yani daha yüzeysel, derin ve bağlılık gerektiren şeyleri. Yani her şey o kadar hızlı akıyor ki, ilişkiler de öyle hızlı akıyor gibi. Ama insan bir sevgili istiyor. Değil mi? Evet. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu röportajı yapanlardan biri bugün buradaymış galiba. Sen mi abi? Ana! Aha, ben, kim bakar bana diyen.
bu tipe kim bakar diyorsun? Yakışıklı adamsın abi. Abi şöyle aslında 6 senedir sevdiğim var. Hani o muhabbetten dolayı aslında. Sevdiğin var. Aynen. O seni seviyor mu 6 senedir? Hiç. Aslında seviyor da bir türlü bir şey olmuyor. Ben de anlamadım. Bir sonuca varamadık. Sevmiyor da olabilir. Bana 6 sene çok geldi. Ya 6 senede bazı şeylerin kararı verilir sanki. Aslında ben... o beni seviyordu abi. Sonradan ben onu sevmeye başladım. Sonradan o beni sevmemeye başladı. Ben de bir ikileme girdim. En son kim kimi seviyor? Sen onu seviyorsun. Ben o onu... sana bakmıyor. Aynen abi, ben onu şu an seviyorum. Şu an sanırım ne oldu? Ben de anlamadım abi. Nerede o? Şu an İstanbul'da abi da. İstanbul'da. Sen okuyor musun? Okuyorum abi. Nerede? Aydın'da. Ha bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Aydın'da okuyorsun. Aynen. Ne yapıyorsun burada? Buraya geldim abi. Tatile mi? Aynen tatile. Tatile mi? Tatil. Beni seviyor mu sevmiyor mu diye bakmaya mı geldik? Aydın'da okuyup şu an buraya tatildesin. Aynen abi. Ha. İki hafta için tatile geldim de şöyle bir şey abi. Üniversiteye gittikten sonra onun sevgisi bitti. Senin de sevgin arttı. Benim de öyle oldu abi, anlamadım ben de. Tam tersi olması gerekiyordu. Normalde üniversiteye giden sevgisi azalıp hani oradaki kızlarla falan hani vakit, evet, geçirmek için. Ben de tam tersi ona daha çok bağlandım. Sanırım özlem beni daha çok bağladı. Ben yorum yapamıyorum. Siz ne diyorsunuz? Bu çocuk nerede ben hata yapmış? Uzak başka bir şehre gittiğin için doğduğun yere hasret çekmeye başlamışsın. Onu da aşkla karıştırmışsın. sen Aydın'da okuyorsun. Evet. Nerelisin? Ben Erzurumluyum. Erzurumlusun. Evet. Aydın'da okuyorsun. İstanbul'dasın şu an. Evet, doğrudur. Her yere hasret çekebilir şu an. Toplu hasret var ya. Köydeki yani. Danamıza daha hasretim. He? Peki şu an ne yapacaksın? Ne yapacağım? Sevmeye devam edeceğim. Bence... Ay, canım. Helal olsun. Hiç bu kadar romantik cevap beklemiyordum, biliyor musun? Böyle çok güzel cevap verdim. Sadece şöyle söyleyeyim. İsmini vermeyeyim de. Gözleri her şeye bedel. Gözleri. Bu iş böyle bir kamyon arkasına doğru gidiyor yani. Yapa doğru gidiyor. Peki buradan madem bu kadar geldin, ismini söylemesen de kendisine bir seslenmek ister misin? Belki bir etkisi olur. Bir yer aramızda aracı oluruz. Olabilir abi. Olur, hangi kameraya yapsın hocam? Şu kameraya bak, ışığı yanan kameraya. Ona anlat bir şeyleri. Bravo Şahin Bey. Sana bakarken kalbim durduğunu hissettim. Aslında kalbimin değil, dünyanın durduğunu farkına vardım. Ne olursa olsun seni sevmeye devam edeceğim. Başkasıyla da olsan, başkasının yanında vakit de geçirsen her zaman benim için aynı kalacaksın. O mavi gözlerinden öperim, seni çok seviyorum. Hayır, ben... Senin bu konuyla ilgili bir konuşman var, bunu her yerde yapıyor musun? Yok. Hayır. Ben şimdi yap dedim, bu cümleler çıktı ağzından. Bu kadar... Biraz bu konuda yeteneğim olduğunu düşünüyorum. Şarkı yaparken de falan kendim şeyler yapmaya çalışıyorum. Şarkı da yapıyorsun. Hani yapmaya çalışıyorum. Hani beatlerde falan. Süper. Çok süper bir adamsın. İnşallah kavuşursunuz, ne diyelim. Kavuşursak da size ulaşmaya çalışacağım. Valla ulaşırız. Valla bekleriz. Alkışlar gelsin kardeşimize. Güzel bölümde ne güzel bir hikaye yakaladık. Çok güzel oldu ya. Gerçekten. Bu sözlere kimse dayanmaz bence. Bence de. Bir vesile olmamız lazım bu güzel duyguya. Ne isteriz? Siz söylemek tamam. İster misiniz efendim? Oldu. Olur zaman. Mu? Ay, adın neydi? Murat'a gelsin. Murat'a gelsin. Murat. Kalktı mı ya? Nasıl istersiniz? Tamam, peki. Efendim ağzınıza sağlık. Teşekkür. Çok güzel olmuş ya. Yine teşekkür böyle. Ederim. Çok güzel, böyle çok güzel bir kendi modu var şarkılarınızın ya. Böyle içine giriyorsun. Orada durmak böyle o kadar keyifli hissettiriyor ki şarkının içinde kalmak. Valla çok güzel olmuş yine. Teşekkür ederim. Yol açık olsun ben inşallah. Ben de seviyorum şarkımı. Süper, süper. Sizi ağırlamak, sizinle sohbet etmek harikaydı gerçekten. Var mı söylemek istediğiniz? Bitti mi? Çok güzeldi. Vallahi ya, varsa, ben durmak istiyorsan dururum da benim için fark etmez vallahi. Zamanı nasıl geçtiğini anlamadım. Vallahi hakikaten çok keyifli oldu. İzlemesi de bir daha izleyeceğim şimdi. Evet, YouTube'dan zevkli olacak. Süper. Bütün konuklarımız da çok tatlıydılar. Peki konuk müzemize hediye getirdiniz değil mi? İtiraf edebilir miyim? İtiraf mı? Unuttunuz mu? Unuttum ama...
Şu an yetişmiş olabilir. Evde unutmuştum, geliyordu. Gelmiş, yaşasın. Evet. Kurtlarla koşan kadınlar, bu benim 15 yıl kadar önce okuduğum ve bana çok yol gösteren bir kitap. Kadın erkek herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Süper. Burada durması da çok hoşuma gitti. Süper. En güzel yerinde saklayacağız ve görecekler. Kurtlarla koşan kadınlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İçinde masallar var. Masallarla duygularımızı analiz ediyor. Çok cesaretlendirici, yüreklendirici bir kitap. Harika. Çok güzel. Ben de şu an şu yavruma masal okuduğum dönemdeyim. İçinden de masallar okuturuyor. Ama okuma. Çok çocuklar için fazla değil mi? Ağır mı gelir? Tamam o zaman. Çok teşekkür ederim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Canım benim. Vallahi alkışlar Yüksel'e gelsin.